Yine bir tasnifiniz var. Aile çocuk eğitiminde üç açıdan vazgeçilemez bir kurum. Duygusal ortamın yoğun oluşu, çocuğun eğitilmeye son derece uygun oluşu ve eğitim sorumluluğun yoğunluğu. Bunu biraz açıklayabilir misiniz? Evet, şimdi duygusal ortamın yoğun oluşu. Bakın, demin söyledim, eğitimde o sevgi bağları son derece önemlidir. Biz öğretmenlere deriz, başarılı olmak istiyorsanız ilk defa çocukları seveceksiniz. Evet. Yaramazlıklarıyla, olumsuzluklarıyla, ortadaki kırıp dökmeleri vesaire. Ama sınıfa girdiğin zaman o sınıf ortamı senin için sevimli bir halde olacak. Böyle korkarak, çekinerek, aa şimdi bunlarla mı uğraşacağım falan değil yani. O ortamı o şekliyle seveceksin. O sevgi birçok şeyde önünü açıyor senin. Evet. Şimdi ailede biz buna hazır buluyoruz. Anneden çocuğa yönelik, babadan çocuğa yönelik sevgi enteresan, eşi bulunmaz bir sevgidir. İlahi bir sevgidir. O ortam hazır. İşin %70'i, 80'i Cenab-ı Hak tarafından bize verilen bu sevgiyle hallediliyor. Onun üzerine bilgilerimizi koyacağız. Onu zaten seviyoruz yani, her türlü şeyden koruyup en güzel şekilde onun kimliğini, kişiliğini gerçekleştirmesini, gelişmesini zaten istiyoruz. Onun için de tabii ona uygun çabalar, ona uygun çalışmalar yapacağız. Her çalışmamızda, her çabamızda sevginin önemli bir katkısı olacaktır. Bunu biz hazır buluyoruz. Yoğun bir sevgi ortamı var ailede. Efendim çocuk bu sevgi ortamını muhakkak nazar itibara alacaktır. Çok sevdiğim annem istemiyor bunu, öyleyse yapmayın. Çok sevdiğim babam istemiyor, öyleyse çekineyim. Bu çok hazır bulunuşluk son derece önemli. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Fransa'da yani bu tespit edilmiş. Birçok çocuğun annesi babası yok, ortada yetim olarak bitiyor. Onların başına böyle annelik babalık görevini görecek bir erkek bir bayan tayin edilmiş. Yani bunu acaba nasıl giderelim bu olumsuzluğu diye. Yine Tahran'da yapılmış bir araştırma var. Tabii çok zor bunun yerini doldurmak. Elbette. Yani çünkü özel bir sevgi bu. Onun için biz işte bu özel sevgiyi kullanıyoruz aile içinde. Bundan dolayı aile eğitimi yeri bir başka şeyle doldurulmuyor. Hocam burada hani madem örnek veriyoruz, anne yoksunluğu deneyi var ya, hani şu Evet, çok meşhur. İsterseniz ondan da bahsedelim, sevginin ne kadar önemli olduğu insan için. bizim gene hocalarımızdan Norma Razon hanımefendinin yaptığı bu Çalışan Anne ve Çocuk diye bir çalışmasında ilginç bir şekilde anneleri çalışan çocuklarda bir takım şeyler, ufak tefek şeyler ortaya çıkıyor. Yani davranış bozuklukları. Yani ağır bir kelime kullanmaktan kaçınıyorum, öyle bir şey değil. Bu işte o günde 8 saat, 10 saat annenin çalışması, çocuğun ondan ayrı olması sebebiyle ortaya çıkan bir anne mahrumiyeti, anne yoksunluğu diye bir kavramın eğitimcilerin dünyasına girmesine sebebiyet veriyor. Yani o ortamdan böyle o kadarcık bir zaman dilimi içinde bile ayrı oluşu çocuğun davranışlarında bir farklılık meydana getiriyor. Anne yoksunluğu bu. Bundan tabii şunu almamalı dinleyicilerimiz. Anne öyleyse çalışmasın, çocuğun eğitiminde eksiklik meydana geliyor değil. Ama bizim görevimiz, muttali olduğumuz bu şeyleri onlara da bildirmek zorundayız. Anne itina göstersin buna. Akşam geldiği zaman telafi edecek bir takım davranışlarda bulunsun. Mesela aynı şey, baba yoksunluğu diye bir kavram yok. Anlatabildim mi? Dolayısıyla anne buna biraz itina gösterirse bunun telafi edileceğini düşünüyorum.